Sınava hazırlanmak çok zor. Önemli olan her şeyin yanımızda olması lazım. Boş masa yok mu? Bu benim bir şeyler öğrenmeme engel olamaz. Dizlerimizin üstüne boş bir sandalyeyi çekelim ve masa yerine kullanalım. Bilgi için her şey yapılır. Sınavlardan korkmuyorum çünkü harika bir kopya kağıdı hazırladım. Cansu telefonundan kopya çekebileceğini düşünüyor ama çok saf. Ben yara bandıyla kopya çekmek için onu koluma yapıştırmayı düşünüyorum. Sadece onu dikkatlice açmam gerekecek. Çok acıdı. Tamam, hiçbir not bu kadar acı çekmeye ve saçlarımın mahvolmasına değmez. Görünüşe göre Cansu benden daha zeki. Telefonunda kamera yerine cevapların yazılı olduğu bir etiketi var. Bu acısız bir bilgi. Benim yara bandımdan çok daha iyi. Tamam, hiç şahit yok. Müziği açalım. Ve işte ikonik performansım. Ellerimi kullanmadan pantolonumu giyeceğim. Sadece hızlı hareket etmemiz ve müziğe uymamız gerekiyor. Spor hareketlerini unutmayalım. Pantolon yukarı çıkıyor. İlerliyor. Zorlu pantolon giyme konusunda uzmanım. Tek kelimeyle şampiyon. Bir bardak kahvesi olmayan öğrenci tam bir eziktir. Ama bardağımı nereye koyacağım? Masadan kayıyor. Bunu durdurmam lazım. Banda ihtiyacım var. Masaya geniş bir bant şeridi yerleştirelim. Ve bardağı ayaklık gibi ruloya koyalım. Zekice ama çok basit. Artık kahvem düşmeyecek. Her sınav gizlice kopya kağıdı kullanmak için bir operasyon gibidir. Bir kopyayı karta yazdık. Öğretmen bir şey fark etmiş gibi görünüyor. Hadi kopya kağıdı illüzyon şovumuza başlayalım. Kopya çekiyorsun. Elindeki notları gördüm. Hayır öğretmenim. Kopya kağıdım yok. Ellerim bomboş. İlker hemen kartı aldı. Bunun için sadece el çabukluğu yeterli. Kart Sezen'e geçti bile. Saçının içine sakladı. Çok zekice. Kısa sürede kart yeniden İlker'de. Ve öğretmen hiçbir şey fark etmedi. Kopya kağıdının arka cebinde olduğunu bile anlamadı. Şimdi öğretmen arkasını dönünce Tin'in kağıdı çıkarması gerekiyor. Kart yerde. Onu nasıl alacağım? Sakızla. Cansu başarılı bir şekilde kartı botuna yapıştırdı. İşlem başarılı. Saçlarınız ıslak ama fönünüz yok mu? Bir çözüm bulmalısınız. Bu bilgisayarın havalandırması harika. Sadece arkadaşımdan bilgisayarı benim için tutmasını rica edeceğim. Harika. Saçlarım kurumak üzere. Yarım saat daha tut. Sonra gidebilirsin. Yurdun mutfağında yemek yapmak için özel yetenekler gerekir. İlker noodle'larına kaynar su eklemek istiyor. Ama herkes için tek bir tencere var. Aa, tencerede yüzen de ne? Tamam. Çayımı kahve makinesindeki suyla demleyeceğim. Kaynar suyum nerede? Tencerede mi? Harika. Ah, bu da ne? Bir bonus. Birisi içinde sosis pişirmiş. Teşekkürler arkadaşım. Noodle daha güzel olacak. Çok şanslıyım. Ve işte Tin. Sosislerim nerede? Ah, hayır. Yine birisi benden önce almış. Liseli bir kıza mı aşık oldunuz? Dersin ortasında randevuya çıkabilirsiniz. Zaman harcamanıza gerek yok. Eğlenceli bir sohbet, flört ve atıştırmalıklar. Özellikle de ihtiyacınız olan her şey varsa. Sınıf arkadaşınızın kapşonu atıştırmalıklar için harika bir tutucu olacak. Bunun için buzdolabımız var. Soğuk kola ister misin? İşte cipslerimiz. Afiyet olsun. Sınıfın arkasındaki randevumuz harika gidiyor. Evet, 3 puanlık bir atış. Hey! Bu koku da ne?
Ah, anladım. Hadi ama kirli çoraplarını çek. Ya da onları direkt yakalayabilirsin. Bu kadar sorun olan nedir kardeşim? Sadece onları yıkamam lazım. Onları yatağımdan al. Vay canına, atışımı gördün mü? Bu harika bir fikir. Hadi çorap basketbolu oynayalım. Tüm kirli çoraplarımızı sepete atalım ve kalabalık çıldıracak. Bu poşetin tamamı çamaşırhaneye gidecek. Ne kadar ilginç bir ders. Uykuya dalmak üzereyim. Ah, arkadaşımın başında uyumak çok güzel. Ve o da hiçbir şey hissetmiyor. Bu da neydi? Çalar saat mi? Hayır, bu dersin sonu. Uyanma zamanı arkadaşlar. Eve gidebiliriz. Ödevlerinizi not alın. Tin, önemli bir görevin var. Tahtayı temizleyeceksin. Bu bez çok küçük. Tüm günüm temizlikle geçecek. Ama daha iyi bir fikrim var. Paspasla 3 hareket yapacağım ve tüm tahta temiz olacak. Ben bir temizlik dahisiyim. Mutfak kirli bulaşıklarla dolu. Ama sadece kendim için bir kase yıkayacağım. Şimdi kahvaltı hazırlayabilirim. Sütlü mısır gevreği. Harika bir kahvaltı. Onlar da kahvaltı etmek istiyor. Ne? Temiz tabak yok mu? Canım bulaşık yıkamak istemiyor. Eski bir öğrenci pratik bilgisi kullanacağım. Sütü direkt mısır gevreği paketine dökeceğim. Daha az bulaşık daha az sorun demektir. Ah, hayır. Yine uyuyakalmışım. Kardeşim uyan. Derse geç kaldık. Partiden sonra hazırlanmak çok zor. Çoraplarım nerede? Ama İlker basit bir hile biliyor. Kıyafetleri ve çantasıyla uyudu. Uyanma zamanı. Ve işte kahvaltısı. Yastığın altında bir sandviç. Kardeşim ben gidiyorum. Derste görüşürüz. Hey, bu ikisi neyle meşguller? Masalarının altında ne var? Anladım. Gizlice telefonda konuşuyorlar. Üçüncü eliniz falan mı var? Hayır. Sadece Sezen boş kolunu masaya koydu. Ve telefonu da altında tutuyor. Tin ise telefonu çorabına sakladı. Gizlice öğretmenin komik fotoğraflarını gönderiyor. Ahmet Hoca. Çok komik. Bak. Ve öğretmen hiçbir şey fark etmedi. Telefonları görmesi mümkün değil. Öğrencilerin bu kadar eğleniyor olması çok garip. Derste ne yapabiliriz? Öğretmene şaka yapmanın bir yolunu bulmalıyız. Öğretmenin dikkati dağıldı. Çok şanslıyım. Hey arkadaşlar, içeri gelin. Hadi bir sürpriz hazırlayalım. Sessiz olun. 3... 2, 1, 4, neden bu kadar gerginsiniz öğretmenim? Sadece sizi biraz korkutmak istedik. Cansu üst üste 10 alarm kuruyor. Ama yine de uyuyakalıyor. Bu yüzden sabahki derslere hiç yetişemiyor. Ne yapabilir? İşte bir fikir. Alarmı açalım. Ve oda arkadaşımızın kulağının dibine yerleştirelim. Bu kesinlikle onu uyandıracak. Cansu oda arkadaşını o kadar sinirlendirdi ki arkadaşı onu uyandırdı. Hey uyan! Senin alarmına ihtiyacım yok. Ah, işe yaradı. Aylardır ilk kez erken kalkabildim. Bu şaka hilesi başarılı oldu. Şimdi de kimin ortak mutfaktan sürekli yiyecek çaldığını bulacağız. Bir bardak kola, pipet ve dünyanın en sıcak sosunu hazırlayalım. Pipeti direkt sosa yerleştirelim ve bardağa koyalım.
Şimdi de kurbanı bekleyelim. İlker her zamanki gibi mutfakta gördüğü her şeyi izin almadan alıyor. Ah, inanamıyorum. Çok sıcak. Bunun tadı neden böyle? Buna dayanamayacağım. Zavallı dilim. Lise partileri olmadan geçmez. Herkes çok eğleniyor. Ama partiden sonra bir sorun ortaya çıktı. Temizlik. Neyse ki basit bir temizlik pratik bilgisi biliyoruz. Partiden önce tüm mobilyaları, çöp torbaları ve streç filmle kapladık. Şimdi sadece torbaları almamız gerekiyor. Ve streç filmi çöplerle birlikte kaldıracağız. İşte oldu. 5 dakikadan kısa bir sürede temizlendi. Lise hilelerimizi sevdiniz mi? Öyleyse bunlardan hangisini deneyeceksiniz yorumlara yazın. Kopya kağıdımı hazırlayacaksınız. Derste randevuya mı çıkacaksınız? Yurt hayatınızı mı kolaylaştıracaksınız? Beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece Turum Turum'daki yeni komik pratik bilgileri kaçırmazsınız.